gençler. Canlıların temel bileşenlerinden olan proteinleri işleyeceğiz bugün. Proteinlerin genel özelliklerine baktığımız zaman proteinlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementi yer almaktadır. Ayrıca bazı proteinlerin yapısında kükürt ve fosfor elementi de bulunabilir. Her canlının kendine özgü molekülü olan proteinler oldukça büyük ve karmaşık yapılıdır ve vücudumuzda protein bulundurmayan doku ve organ yoktur. Birçok besinin yapısında protein bulunur. Örneğin protein bakımından zengin olan içeriklere örnek verecek olursak süt, süt ürünleri, her çeşit et, balık, yumurta, baklagiller, kuru yemişleri örnek olarak gösterebiliriz. Proteinlerin hücredeki görevi nedir peki? Hücrede yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev yapıyorlar arkadaşlar. Enerji vermede vücutta karbonhidrat ve yağlardan sonra 3. sırada yer almaktadır. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar enerji verim açısından en fazla yağlar, daha sonra proteinler ve enerji verim açısından en düşük olan karbonhidratlar. Ama biz birinci sırada karbonhidratları, sonra yağları, en son sırada ise proteinleri kullanıyoruz. Proteinlerde ise bir öncelik var arkadaşlar. Yani ilk önce biz eğer proteinleri enerji verici olarak kullanacaksak eşey organlarındakini, sonra kasları, en son ise sinir proteinlerini kullanıyoruz. Hayvanlarda bitkilere göre daha fazla protein vardır arkadaşlar. Çünkü hayvanlarda destek sistemi proteinden, bitkilerdeki destek sistemi ise selülozdan oluşmuştur. Bir de diğer noktamız da arkadaşlar, dikkat etmemiz gerekiyor buna da. Karbonhidrat, yağ ve protein monomerleri solunumla parçalanarak enerji elde ediliyor diyoruz. Ve bu solunumla parçalanma sonucunda yan ürünler oluşuyor. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerde ortak olarak oluşan yan ürünler karbondioksit ve sudur. Ama proteinlerde azot elementi de bulunduğunu söylemiştik. Azot elementinden dolayı amonyak da açığa çıkar. Amonyak zehirli bir maddedir arkadaşlar. O nedenle amonyak karaciğerde üreye çevrilir ve üre idrarla uzaklaştırılır diyoruz. Şimdi her organik bileşenlerin yapı birimi gibi proteinlerin de bir yapı birimi vardır, amino asitler. Bir amino asitin yapısında amino grubu, karboksil grup ve radikal grup vardır diyoruz. Radikal grup diğer bir adıyla değişken gruptur arkadaşlar. Bu değişken grup amino asit çeşitliliğine neden olan gruptur arkadaşlar. Şimdi amino asit bir yapı birimidir dedik. Peki yapı birimleri, amino asitler birleşirken nasıl bir bağ kurulumu gerçekleşiyor? Amino asitlerin birleşmesi sırasında bir amino asitin karboksil grubu ile diğer amino asitin amino grubu arasında peptit bağ kuruluyor arkadaşlar. Ve bu bağ kurulumu sırasında aynı zamanda su açığa çıkıyor diyoruz. Daha önceki organik bileşikler konusunda sentez, dehidrasyon sentezi sırasında anlatılmıştı. Burada iki tane amino asit birleşmiş arkadaşlar. İki amino asitin karboksil grubu ve amin grubu arasında peptit bağları kurularak dipeptit denilen molekül sentezleniyor. Ve sentez reaksiyonlarında enzim kesinlikle kullanılıyor dedik ve ATP harcanıyor dedik. Eğer çok sayıda amino asit birleştirirsek oluşan yapıya da polipeptit diyor. Şimdi amino asitlerin bir özelliği vardır. Amfoter özellik diyoruz biz buna. Kuvvetli bazlar karşısında asit, kuvvetli asitler karşısında baz gibi davranarak ortak pH, ortamın pH'ini dengelenmesinde bir göreve sahiptir diyoruz. Amino asitler asitli ortamda bulunurlarsa ortamdaki hidrojenleri amin grubuyla birleştirerek amonyak oluşturuyor, ortamın bazikliğini arttırıyor. Yani dengeliyor. Amino asitler bazik ortamda olursa karboksil grubu iyonlarına ayrılarak hidrojen oluşuyor ve ortamın asitliği artıyor. Buraya baktığımızda proteinlerin ayrıçlarını görüyoruz arkadaşlar. Proteinlerin bu ezberlenecek bir konu değildir. Sorularda size veriyor zaten. Biuret ve nitrit
asit ile proteinleri bir ortamda tespit edebilirsiniz. Mor ve sarı renk aldığını gözlemleyebiliriz. Önemli bir nokta, sentezlenen proteinler bireyin kendisine özgü olup bu protein sentezi denilen olay ribozom organelinde gerçekleşiyor. Kendine özgü olmasındaki neden ise DNA şifresine göre sentezlenmesidir. Protein yapısında yer alan amino asitlerin çeşidi, sayısı, dizilişi protein çeşitliliğini sağlar diyoruz. Evrensel olarak 20 çeşit amino asit vardır arkadaşlar. Son yıllarda bazı prokaryotlarda buna ek olarak 2 çeşit amino asitin varlığı da tespit edilmiştir diyoruz. Şimdi daha önce yağlarda bahsetmiştik. Temel, esansiyel neydi? Proteinlerin yapısına katılan amino asitlerden 12 tanesi karaciğer hücrelerinde dönüşüm tepkimelerini sentezleyebiliriz. Ama 8 tanesini sentezleyemeyiz. Bu sentezleyemediğimiz maddeleri de dışarıdan hazır olarak almak zorundayız. Sentezleyemeyip dışarıdan hazır olarak aldığımız bu amino asitlere temel esansiyel amino asitler diyoruz. Yağlarda da aynı durum var söyledik. Şimdi proteinler birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül olmak üzere 4 farklı yapıda bulunabilir arkadaşlar. Şimdi burada dördüncül yapı dediğimiz kuaternar yapı 2 ya da daha fazla polipeptit zincirinden oluşur. Diğer yapılar ise primer, sekonder, tersiyer dediğimiz yapılar ise tek polipeptit zincirinden oluşur. Proteinlerin birincil yapısı dediğimiz düz bir polipeptit zincirinden oluşmuştur. Primer yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu zincir rastgele değil. Biraz önce de söylemiştik. Genetik bilgiyle belirleniyor. Ona göre sentezleniyor. Şimdi sentezlenen proteinin işlevsel olabilmesi için çeşitli bağlarla kendi üzerine kıvrım ve katlanmalar yapması gerekiyor arkadaşlar. Primer yapıda gördüğünüz üzere böyle bir durum yok. Ama sekonder, tersiyer ve kuaternar yapıda arkadaşlar işlevsellik yapı görülür diyoruz. Şimdi ikinci yapıya baktığımız zaman arkadaşlar polipeptit zincirin sarmal şeklinde kıvrılarak burada gördüğünüz gibi hidrojen bağları tutulması sonucunda oluşuyor. Bu bağlar sekonder yapının sarmal bir şekilde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Tersiyer yapıda artık protein 3 boyutlu bir yapı kazanmıştır. Bu hidrojen bağları ile beraber disülfit denilen köprüler bulunmaktadır diyoruz burada. Kuaternlerde ise 2 ya da daha fazla biraz önce söylemiştik polipeptit molekülün birleşmesiyle oluşuyor diyoruz. Kolajen protein 3 mesela hemoglobin 4 polipeptit zincirinden oluşur diye örnekte verebiliriz. Şimdi yüksek sıcaklık basınç uygun olmayan pH değerlerinde proteinlerin sırasıyla 4. 3. ve 2. yapısı bozulabilir. Bu durumda proteinler işlevselliğini yitiriyor arkadaşlar. Proteinlerin bu şekilde yapıların bozulmasına biz ne diyormuşuz? Denatürasyon. Bazı proteinler denatürasyona uğradıktan sonra ortam şartları eski haline geri döndüğünde yeniden katlanarak işlevsel yapıya kavuşabiliyor. Buna ise renatürasyon diyoruz. Bazı proteinler denatürasyona uğradıktan sonra tekrar renatüre olamazlar. Mesela yumurta tavada pişirilmesi sonucunda ısı etkisiyle katılaşması, beyaz renk alması bunu örnek olarak verilebilir. Burada önemli bir not var arkadaşlar. Denatürasyonla proteinlerin amino asit dizilimleri değil, 3 boyutları yapıları bozuluyor arkadaşlar. Yani protein yapısındaki peptit bağ kırılmıyor, amino asit sayısı ve amino asit dizilişi herhangi bir şekilde değişikliğe uğramıyor. Proteinlerin canlılar için önemi nedir? Yani genel özelliklerini şöyle bir toplayalım hep beraber. Vücudumuzun yapısında en fazla katılan organik madde proteinler olmasa rağmen bunlar depo edilen madde değillerdir. Besinlerle alınan amino asitlerin fazlası yağ çevrilerek yağ hücrelerinde depo edilebiliyor ama. Enzim ve hormonlar vücudumuzdaki önemli düzenleyici yapılardır. O nedenle enzim ve hormonların, bazı hormonların yalnız bütün hormonlarda değil, yapısına katılarak düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Kanın pıhtılaşmasında rol oynuyorlar. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan fibrinojen,
protrombin gibi maddeler proteinlerden oluşmuştur ve pıhtılaşma da önemlidir bu. Kaslarımızın kasılıp gevşemesinde rol oynayan aktin, miyozin proteinleri vardır arkadaşlar. Bu da önemli. Deri, tırnak, kemik ve diş yapısına katılıyorlar. Yani yapımıza katıldığını söylemiştik zaten. Mesela keratin proteini saç ve tırnakların yapısına katılıyor. Örnek olarak verebiliriz. Daha önce minerallerde bahsetmiştik. Kanda bulunan, kana kırmızı rengini veren, oksijen ve karbondioksit taşıyan bir pigmentiniz vardı hatırlarsanız. Hemoglobin. Hemoglobin hem demir hem de protein içerikli bir yapıdır arkadaşlar. O nedenle kanda protein içerikli bu yapının önemli bir görevi vardır. Hücrelerimizde oksijenin %98'i hemoglobinle taşınıyor gençler. Unutmamamız. Şimdi vücudu yabancı maddelere ve mikroplara karşı koruyan antikorlar da proteinden oluşmuştur. Bu nedenle bağışıklık sisteminde görev alırlar diyoruz. Antikor, interferon gibi proteinler bağışıklığın sağlanmasında önemli maddelerdir diyoruz. Büyüme ve gelişmede yapımıza katılıyor zaten. Proteinler önemlidir. Vücutta yaralanan kısımların yenilenmesinde önemli görevler. Sonuçta diyelim ki cildimizde herhangi bir kesik oluştu. Oraya yeni hücrelerin yapılması gerekiyor. Hücrelerin yapılması için de protein mutlaka kullanılması gerekiyor. Hücre zarının yapısına katılıyor arkadaşlar. Hücre zarı hücrede madde giriş çıkışlarını kontrol ediyor. Glikoproteinler hücrelerin birbirleriyle olan iletişimini sağlıyor. Reseptör özelliği göstererek etraftan gelen uyarıları algılama gibi bir özelliğe de sahiptirler. Kanal proteinleri mesela taşıyıcı proteinler ve enzimler hücre zarının yapısına katılarak yine madde taşınmasında rol oynuyorlar diyoruz. Biraz önce de söyledik, karbonhidrat ve yağlardan sonra 3. derecede enerji verici olarak proteinleri kullanıyoruz. Aynı zamanda kanın ozmotik basıncını ayarlayarak kan ve doku hücreleri arasında madde alışverişi düzenleme gibi bir görevi de vardır. Protein yetersizliğinde kan proteinlerinin azalmasına bağlı olarak kanın ozmotik basıncı düşer arkadaşlar. Bu nedenle doku sıvısının fazlası kan tarafından yeteri kadar toplanamaz ve birikir. Protein eksikliği sonucunda bu duruma açlık ödemi diyoruz gençler. Yaralar geç iyileşir, hemoglobin yapımı azalır ve buna bağlı olarak kansızlık görülür diyoruz. Antikor sentezi yeterli yapılamadığı için enfeksiyonlara karşı direnç azalır. Bağışıklık sistemimiz de çünkü önemlidir dedik. Bebeklik döneminde protein yetersizliği zeka gelişiminde geriliğe neden oluyor. Zaten büyüme ve gelişmede etkilidir demiştik. Karaciğer hücreleri protein yetersizliğinden dolayı yenilenemez ve bunun sonucunda da sirozinden hastalık ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Evet, bu konumuz da burada sonlanmış bulunmaktadır. Konu tekrarlarıyla ve sorularla protein konusundaki eksiklerinizi tamamlamanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın gençler.